Ama hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuklu bezelye tarif edeceğim. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 2 tane tavuk göğsü ortalığı, 1 tane kuru soğanımız, bir havucumuz, bir sarımsağımız, kişi başı olacak şekilde böyle patateslerimiz. Biz 5 kişi 5 tane yapıyorum ve 2 kilo kadar bezelyemiz var. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız var. Ve 1 yemek kaşığı biber ve domates salça karışımı katacağım. Yeterince tuzumuz var. Birer çay kaşığı, kekik, karabiber ve toz biber var. Ben genelde her yemeğime kekik katmaya çalışıyorum, lezzet verdiği için. Evet, öncelikle bezelyelerimizi ayıtlıyoruz ve yıkıyoruz. Devam ediyoruz. Evet, güzelce bezelyelerimizi ayıkladık. Birkaç defa yıkıyoruz. Tavuk etlerimizi doğradık. Bunları da şöyle bir suya tutuyorum. Üzerindeki belirli tortular gitsin diye. Soğanlarımızı doğradık. Havuçlarımızı doğradık. Öncelikle tenceremize sıvı yağımızı alıyoruz. Ve yağımızın ısınmasını bekliyoruz. Evet, ısınan yağımıza soğanlarımızı, havucumuzu ilave ediyoruz. Beraber kavuracağız biraz. Evet, kavrulan havucumuzun, soğanımızın içine tavuklarımızı ilave ediyoruz. Bunlarla da biraz kavuracağız. Evet, kavrulan havuçlarımızın, tavuklarımızın, soğanımızın içine şimdi sırayla bezelyemizi ilave ediyoruz. Çünkü bezelyemiz konserve ya da dolapta, derin dondurucuda olmadığı için direkt atıp biraz kavuracağım. Biraz daha burada kavuralım. Evet, bezelyelerimizi hepsini ilave ediyoruz. Şimdi patatesimizi ilave ediyoruz. Pişme süreçlerine göre patates daha çabuk piştiği için en son anda ilave ediyorum. Ve 1 yemek kaşığı domates ve biber salçası karışımı ilave ediyoruz. Birazcık daha böyle karıştırdıktan sonra, alt üst ettikten sonra baharatlarımızı, yeterince tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve bir kez daha böyle alt üst ettikten sonra bir 5 dakika böyle kavrulsun. Ve sıcak suyumuzu ilave ediyoruz yeterince. Hafif böyle üzerine geldiği zaman yeterli demektir. Kaynayınca kısık ateşte bütün malzemelerimiz pişene kadar pişiriyoruz. Bütün malzemelerimize bakıyoruz, pişmişse, yumuşamışsa kıvam tam demektir. Servise hazır oluyor yemeğimiz. Evet, yemeğimiz çok güzel kaynıyor, pişti. Servise hazır. Allah'ım yedirmeyi nasip etsin. Evet, yemeğimiz servise hazır. Gelen misafirlerimize, ev halkına yapabileceğimiz lezzetli, doyurucu bir yemek. Çünkü içinde eti var, sebzesi var, her şeyi var. Allah yedirmeyi nasip etsin. Hepimize afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.